Asri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi 2004 yılından bu yana kanalizasyon, içme suyu, sulama hattı yapımı gibi altyapı çalışmalarıyla parke taş, demirli beton yol yapımları, park otopark yapımları, sağlık ocağı, muhtarlık binası gibi üst yapı çalışmalarıyla hizmet vermektedir. Firma Tekirdağ Çorlu'da tecrübeli teknik kadrosuyla günümüz teknolojisinin yenilik ve kolaylıklarından faydalanarak çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Firma sahibi Hasan Avan'dan sektördeki çalışmalarını dinledik. Genelde çalışma programımızı çevre düzenleme, yol, içme suyu ve kanal hatları, altyapı, yağmur suyu hatları olmak üzere Trakya'da faaliyet göstermekteyiz. Çorlu, Çerkezköy, Ulaş, Kızılpınar, Kapaklı bu civarlarda çalışmaktayız. Firma, resmi kurumlar başta olmak üzere özel sektörlere yönelik altyapı çalışmaları yapmaktadır. Çerkezköy organize sanayi bölgesidir biliyorsunuz. Evet. Burada faaliyet gösteren ufaklı dev bir fabrika vardı. Yani Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biridir Çerkezköy. İzmit'ten sonra Çerkezköy geldi genelde gördüğüm kadarıyla. O yüzden fabrikalarda da oluyor işlerimiz, devam ediyoruz. Civarlarda kooperatiflerde oluyor işler. Villa inşaatlarında, bunların çevre düzenlemelerinde devam ediyoruz. Ama ağırlık dediğiniz gibi resmi kurumlarla çalışmalarımız ağırlıkla devam ediyor ama özel sektörde faaliyetlerimiz daha vardır. Firmanın Çerkezköy bölgesinde devam eden projeleri bulunmaktadır. Şu an ortalama 10 kişi civarlarında, 10-15 kişi arasında normal çalışma programlarımız devam ediyor. Yazın bu rakam artıyor, kışın biraz daha azalıyor ama gene de çalışma programımız böyledir. Şu an şantiye olarak işte, çevre düzenlemelerde genelde kilitli taş yol yapımlarında içme suyu ve kanalizasyon ağırlıklı olarak da sürüyor şu anda. İşte makine ekipmanlarında Çerkezköy ve civarında çalışmalarımız devam ediyor. Firma deneyimli teknik ekibiyle çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Kalifiye eleman olarak ben yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız vardır. İşin uzmanı olmuşlar artık. Yani bir yere gönderdiğimiz zaman gözümüz arkada kalmadan o işi yapıp teslim edebilecek arkadaşlarımız vardır. Çalışma ekiplerimiz zaten öyledir. Acemi bir ustayla çalışmaktansa kendi teknik elemanlarımızla çalışmak daha iyidir. Hasan Avan konuşmasında sahip oldukları makine parkurları hakkında bilgi verdi. 2 adet kolodör makinamız vardı, 2 adet de kamyonumuz vardır. Ekiplerimizin başında bunda sürekli makine olmadan zaten bu işleri yapmanız çok zor. Dışarıdan makine çalıştırıp, dışarıdan ekip çalıştırarak bu işleri yapamazsınız. Yapsanız da sağlıklı ve verimli çalışamazsınız. Hasan Avan, kamu ihale yasasındaki değişikliklerin sektöre olumlu katkılar sağladığını ifade etti. Tabii ki iş bitirme mutlaka ki o işin uzmanı olduğunu gösteren bir belgedir. Evet. O işi yaptığına dair sizi kanıtlayan bir belgedir ama karne olayında karneyi alan kişi hangi dağılığı almıştır? Tamamını kapsıyor mu? Bunlar önemli detaylarında. Evet. Ama şu anki size misal şöyle söyleyeyim ben 2003'ten sonraki dönemde bu kamu ihale kanunu değiştikten sonra biz önce dosya hazırlardık. Ne diyeyim? 30 sayfa, 20 sayfa, 40 sayfa dosya hazırladıklarımız oluyordu. Ama şimdi bakıyorsun bir 10 sayfa ekstra yani bunlar hepsi. Ana kalemlerde toplandı. Daha kolay oldu, daha iyi oldu. İş bitirme karne dediğinizde bir karnenin mesela çok yeni sınıflar vardı. Ama şimdi iş bitirme istediğiniz zaman A sınıfındaki işi bitiriyorsan ekipte zaten bunu yayınlıyor. İş bitirme olarak bu işi bitirmiş kişiler gelsin diyor. Hasan Avan ayrıca inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şu an gördüğüm kadarıyla bir önümüzde bir 10 yıla kadar böyle aşağı inmesi söz konusu bir şey değil gördüğüm kadarıyla. Ha, 10 yıl sonra ne olur inşaat sektörü doluluk oranını belirli bir limiti bulduğunda ama yine hiçbir zaman için inşaat sektörü tarihe baktığımızda gerilememiştir. Hep duraklama dönemine geçmiştir ama mutlaka her geçen yıllar üzerine ilave etmiştir. Hasan Avan son olarak firmanın bundan sonraki hedeflerine değindi. Yaklaşık 20 yıldır buradayım ben. Çerkezköy ve Çorlu civarlardayım. Burada yine artık yerleştik. Bizim tabiri caizse memleketimiz, ikinci memleketimiz burası oldu. Her ne kadar da Kahramanmaraşlı olsa da. Buradayız artık ama her yılda Maraş'a gidiyorum. Ziyaretlerde buluyorum. Yapsat'a da o konuda da bu sene başlayacağım. Daha önce de yaptığım inşaatlar var ama resmi kurumlar ve fabrikada kurumlar olarak da birkaç yaptım. Yapsat olarak da Çerkezköy'de faaliyet göstermeye devam edeceğim.